Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği Başkanı İsmet Balkan, turizm sezonu öncesi dünyayı tehdit eden koronavirüsün seyahatlere ve turizme etkisini Ton TV'ye değerlendirdi. Balkan, Çanakkale'nin refahının artması, işsizliğin düşmesi için en önemli sektörlerden biri turizm olduğunu ifade etti. Çanakkale'de turizmi tekrar canlandırmak zorundayız. Canlandırmanın da tabii ki önemli etkenleri var. Yani bazı konularda çok iyi hazırlık yapmamız gerekiyor. Yani sektörünü hazırla, tedbirini al ve tekrar sektörünü canlandır formülü olması gerekiyor. Çanakkale aslında bu konuda çok şanslı. Yani artık insanlar kitle turizminden kaçıp daha çok böyle butik tarzı turizm arayışları içindeler. Bizim de Çanakkale'de eğer bazı bunları iyi algılayabilirsek ve gelmek isteyenlere güven verebilirsek Çanakkale turizmi olarak, bence önümüzdeki dönemde ilk canlanacak olan sektörlerden bir tanesi turizmdir. Bunu çok iyi takip etmemiz gerekiyor. İnsanlar tatil yapmak istiyorlar. Tatil yapmak sadece bir lüks değildir, ihtiyaçtır. Aynı zamanda psikolojilerin düzelmesi, sağlıkların tekrar kazanması, aile bireylerin bir araya gelmesi. Ama şu anda bir tedirginlik var, sağlık tedirginliği var. Bunu gidermemiz gerekiyor. Ve onların kaygılarını giderecek tarzda turizmleri öne çıkartmamız gerekiyor. Burada aslında karavan turizmi bence canlanacak ve Çanakkale bu açıdan da çok önemli bir noktada, yani tam önemli bir geçiş noktasında. Mutlaka karavan turizmi için uluslararası boyutta altyapının oluşturulması gerekiyor. Ve otellerimizin de aslında, Çanakkale bence otel açısından çok zengin ve küçük küçük birçok otelimiz var. Onlar eğer kendilerini çok iyi hazırlarlar ve müşterilerine güven verebilirlerse, inanıyorum ki Antalya'daki büyük bir otele gitmekten daha fazla Çanakkale'deki küçük otele, işte işletmesi belli olan, tedbirini almış, bilinçli işletilen otellere yönelecektir. Ve bu şekilde de Çanakkale'ye dışarıdan para girişi sağlanacaktır. Bunu yapabiliriz ama bunu yapmamızın önünde engeller de var. Bir öncelikle bu konuyu çok iyi bilen, çok iyi irdelemiş olan insanların bir araya gelmesi gerekiyor. Kurumlar birçok şeyle uğraşır. Oysa turizmciler sadece turizmle uğraşır. Önce turizmciler yol haritasını belirleyecekler ve kurumlar, belediye, valilik, turizm kültür müdürlüğü gibi kurumlarda turizmcilerin öngördükleri yol haritaları doğrultusunda onlara destek vermeleri gerekiyor. Fakat şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çanakkale'mizde şu anda kültür turizm müdürümüz yok. Kültür Turizm Müdürlüğü'ne mutlaka bu konuyu çok iyi bilen, Çanakkale turizmini, dünya turizmini iyi bilen bir kişinin atanması ve belki de devlet adına Kültür Turizm'in müdürlüğünün şemsiyesi altında toplanılarak ve turizmcilerle birlikte daha sıkı bir ilişki girerek önümüzdeki süreç kurtarılabilir.